Ütü, fen bilimleri öğretmeniyim. Şanlıurfa Eyyubiye İrfan İmam Hatip Okulu'nda görev yapmaktayım. TÜBA bilim eğitimi sayesinde kavram yanılgılarımı düzeltebildim. TÜBA'dan önce ezberci, TÜBA'dan sonra ise öğrenmeyi öğreten öğretmen olarak çıkacağımı düşünüyorum. Bu programı bize sağlayan gerek TÜBA gerek de web'e teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, adım Bektaş Gretius. Kırşehir Kaman'da Endüstri Meslek Lisesi'nde biyoloji öğretmeniyim. 4 gündür TÜBA eğitimi içerisinde bulunuyoruz. Çok güzel çalışmalar yaptık. 4 gün içerisinde uygulamalar yaptık. Ders anlatım materyalleri kullandık. Özellikle biyolojide yanlış bilinenlere, biyoloji içerisinde doğru zannedilip yanlış bilinen konulara değindik. Bu açıdan geldiğim zamanla şimdiki zaman arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Bu programı hazırlayanlara, bize destek olanlara ve geleceğini sağlayanlara çok çok teşekkür ediyorum. Ben Nihal Yıldız, Bahattin Selimköksü Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Biyoloji öğretmeniyim. İlk geldiğim günde, diğer günlerde de deneyler yaptık, çeşitli aktiviteler yaptık. Şimdiye kadarki eğitimler içerisinde en faydalı olanlardan biriydi. Mesleki gelişime ben oldukça katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz uygulamalı eğitimlerin daha da arttırılmasını ve daha sıklaştırılmasını, genelden yerele yaygınlaştırılmasını istiyorum. Pek çok meslektaşımın da bu gibi eğitimlerden faydalanmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Zeynep Altun, fen bilimleri öğretmenim. Bartın İlyas Geçidi Ortaokulu'nda görev yapıyorum. TÜBA eğitimine katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eğitimde aslında bilimin üst boyutlarda sadece akademik boyutta değil, ortaokul seviyesine de uygulanabileceğini, öğrencilerimizin yeni bir şeyler yapabileceğini öğrendim. TÜBA'ya ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum bize katkılarından dolayı. Kocaeli Sarkoysan Anadolu Lisesi'nden fizik öğretmeni olarak katıldım. Adım Alpay Yıldız. Burada fizikle ilgili fizik eğitiminin öğrencilere uygulamalı olarak nasıl aktarılacağını, yeni müfredatta bunların öğrencilerimize nasıl farklı yöntemlerle aktarılabileceğini, hem meslektaşlarımızla hem akademisyenlerle paylaşma, tartışma ve geliştirme imkanlarımız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.